Merhaba değerli izleyiciler. Sektör arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere Bursa İznik'ten seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörünün en ilerinden biri İznik Çivi Eşref Eroğlu Atölyesi'nin konuğuyuz ve yanımızda işletme sahiplerimizden Selcan Hanım bulunmakta. Merhabalar efendim, nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, bizlerdeyiz. Selcan Hanım, şimdi ben çalışmalarınız, sektörünüz ve hizmetlerinizle ilgili bilgiler almadan önce değerli izleyicilerimize sizi daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Selcan Hanım kimdir ve kaç yıldır bu sektörün içerisinde hizmet verirsiniz efendim? Selcan Eroğlu, 1982 yılında doğdu. Seramik mühendisi, ileri teknoloji seramikleri üzerine bir eğitimi var. Ve 1985 yılında kurucusu Eşref Eroğlu ve Seyhan Eroğlu'nun ortanca kızı diyeyim ben size. Günümüzde 3 kız kardeş, anne baba yadigarı olan bu atölyeyi işletmekteyiz. Aslında kuruluş yılı 1985. Doğal olarak da siz çok küçük yaşlardan beri bu sektörün içerisinde seviyorsunuz. Evet, evet. Şimdi 3 kız kardeş olarak burada halihazırda babanızdan, annenizden kalan bu mesleği devam ettiriyorsunuz. Toplam kaç metrekarelik bir alanda bu hizmeti ödüyorsunuz? Yaklaşık 300 metrekarelik bir alan burası. 300 metrekarelik bu alanda sizlerle birlikte çalışan kaç kişilik uzman bir kadroya sahipsiniz? Uzman olarak yaklaşık 5 kişilik bir ekibiz. Ama siparişlerimizin oranlarına göre bize parça başı yapan evde hanımlarımız var. Öyle olduğu zaman yaklaşık 30-35 kişilik ekip olabiliyoruz. Şimdi efendim burada verilen hizmetten biraz söz etmek istiyorum. Ben dahil birçok değerli izleyicimiz konuyla ilgili çok derin bilgiye sahip değiliz. Burada ne gibi ürünler üretilir? Bir İznik Çinisi bana çok kısa böyle birkaç kelimeyle nasıl tarif edilebilir? İznik'in özellikle bu Çinisini orijinali gibi babanızdan annenizden geldiği gibi devam ettirebilen çok becerikli insanlarsınız. Teşekkür ama burada ederiz. Neler nasıl yapılabilir? Bize biraz kısaca bilgi verebilir misiniz? Şimdi ben klasik orijinal İznik Çinisi altyapısını göstereyim. Kalınlığı çok fazla, %85-90 oranında kuars ihtiva eden, boyaları saf maden oksitten üretilmiş, sırrı kurşunlu bir sır ve odunlu fırında üretim yapılmış bir çini bu. Geleneksel yöntemle çalışan Türkiye'de tek atölyeyiz maalesef. Tamamen el işçiliği. Tamamen el işçiliği. Desenlerimiz çoğunlukla birebir orijinal desenleri. Aynı zamanda desen tasarımcısı olan ablam Aslı Aneroğlu kendisi özel desenlerde müşterilerimiz için dizayn etmekte. İznik Çinisi'nin şöyle bir özelliği var. Yüzyıllar boyunca dayanabilecek, mukavemeti yüksek bir çini. Aynı zamanda İznik'i İznik yapan ürünlerden bir tanesi diyebilirim ben İznik size. İznik dünyaya tanıtan ürün. Aynen, aynen. Şimdi efendim burada biraz kullanılan ürünlerden bahsetmek istiyorum. Bu çininin imalatından bugüne gelen, yani şu hale gelene kadar kullandığınız ürünleriniz var. Oldukça geniş bir ürün yelpazesiyle hareket ediyorsunuz. Evet. Bunları genelde nereden temin edersiniz? Alırken nelere dikkat ediyorsunuz efendim? Ham maddeleri İznik ve çevresinden temin ediyoruz. İznik ve çevresindeki halkımız bize yardımcı oluyor. Köylerden muhtarlarımız yardımcı oluyor. Ve bunları tamamen kendimiz saf hale getiriyoruz. Aynı zamanda Avrupa'dan geliyor bazı ham maddelerimiz maalesef. Ve bisküvi deyip dediğimiz şekillendirdiğimiz ürünleri tamamen kendimiz yapıyoruz. Dışarıdan bir alımımız yok. A'dan Z'ye üretim kendimize ait. Ve bu genellikle Çinlileri yurt dışında yabancılar, Türklerin çok tercih etmesini arzu ederiz. Fakat genellikle yurt dışında ki özellikle Japonlar, Araplar, Kanadalılar ve Fransızlar tercih etmekte. Dünyanın birçok ülkesine bu ürünleri gönderme imkanı sağlıyorsunuz. Evet, dünyanın göndermediğimiz herhangi bir ülkesi kalmamıştır diye düşünüyorum. Aynı zamanda en son Fransa'daki Louvre Müzesi ile satış rayonlarıyla çalışıyoruz. Avrupa'da yaşayan Türk dostlarımız bizim ürünlerimizi orada bulabilir. Ve dünyanın dört bir yanındaki müzelerinde, koleksiyonlarında yer almaktayız. Şimdi efendim bu sanatın çevresinde içinde olan zaten birçok insan sizi tanır. Herkes sizi tanıyor. Ancak tanımayan değerli izleyicilerimizi düşünerek ben biraz daha sizi açmak istiyorum izin verirseniz. Kendinizi tanıtmayla ilgili çok mütevazı davranıp kelime de hemen bitirdiniz ama aslında İznik Çinisi'ni 300 yıl sonra tekrar hayata sokan, unutulan bir mesleği, tamamen tükenmiş bir mesleği tekrar hayata kavuşturan ve bugünlere gelmesine vesile olan anne, Allah'tan rahmet baba. Diliyorum anneniz ve babanızdı. Evet, ben onlara iki çılgın insan diyorum.
İznik'te neyin eksik olduğunu fark edip işlerinden istifa edip tamamen maddi manevi bu işe gönül vermiş iki insan, Seyhan Eroğlu ve Eşref Eroğlu. Gerçekten 300 yıl aradan sonra İznik'te Çinciliği keşfetmiş insanlar, tarih isimlerini yazdılar. Bizler için de çok gurur verici bir şey. O yüzden onların yadigarını inşallah bizi görüyorlardır. En güzel şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Üç kardeş el ele vererek devam ettiriyorsunuz. Üç kız kardeş şimdi, devam burada ettiriyoruz. Burada üç kız kardeşin kendine az görevleri de var. Sorumlu olduğu yerler var. Örneğin siz. Ben altyapıcıyım. İşin kimyasındayım. Genellikle yemek yapar gibi mutfaktayım. Çamur hazırladığımı söylerler. Kız kardeşim, büyük kız kardeşim Aslan Eroğlu. Kendisi desinatör. Aynı zamanda seramikte masterını yaptı. O da tamamen o gördüğünüz güzel desenleri dizayn ediyor. Küçük kız kardeşim tekstil mühendisi. O da bizim pazarlama yüzümüz, güler yüzümüz. O da müşterilerimizle, misafirlerimizle ilgileniyor. Herkes kendi görevi anlamının sorumlusu. Aynen. Kimse kimsenin işine karışmıyor. Evet, evet. Devam ettiğinizi görüyorum. Evet. Ben sizi kutluyorum aynı teşekkür zamanda. Anne ve babaya layık bir çalışma ortamı sergilediğiniz için. Teşekkür ederim. Şimdi efendim dediğiniz gibi ürünleriniz büyük bir bölüm içinde bulunduğumuz ortamdan temin edilirken zaman zaman Avrupa'dan dışarıdan da getirme ihtiyacı duyuyoruz. Çünkü saf olmayan ürünler burada sıkıntı yaratıyor size. Evet, malzemeler diyelim. Maalesef Türkiye'den alıp Avrupa'da temizlenip Türkiye Euro bazında satılıyor. Böyle olunca maliyetlerimiz çok çok yükseliyor. Yaklaşık 25'e 25 karanın günümüz fiyatıyla satış fiyatı 600 TL. Bu da sektör açısından çok maliyetli. İnşallah Türkiye'de de daha güzel saf temiz yani, sağ maddeler buluruz. Ürün ister ki bu maliyetler düşürülsün ve her düzeyden, her ekonomik koşulda yaşayan insanların da bunlara ulaşması ve hayatlarına yansıtabilmesi imkanı olsun. Aynen. Bizler de şöyle bir şey yaptık. Herkesin kesesine, gözüne, gönlüne hoş gelecek ürünler ürettik. 3 çeşit altyapımız var. Ham maddeki kalitesine göre de ürünlerimizi fiyatlandırdık. O yüzden kimse boş çıkmasın. Herkese hitap edebilen bir şeyler olabilsin. Evet. Kimsenin de kalbi kırılmasın. Şimdi efendim biraz evvel dediniz dünyanın birçok ülkesine hatta ulaşmadığımız ülke yok dediniz ama ben yine de sormak istiyorum. Buradaki ürünlerimizi özellikle size talep çıkartan kimler? Nerelere kadar bu ürünleri ulaştırıyoruz? Dediğim gibi dünyanın dört bir ucuna. Türkiye'nin tamamı olmakla birlikte dünyaya ulaştınız. Dünyaya ulaştık. Nasıl diyelim? Yoğunluk özellikle. Yoğunluk. Japonya ve Arap ülkelerinde çok çok fazla. Dediğim gibi Avrupa'da Fransa ve bunun akabinde İngiltere gelir. Amerika kıtasında Kanadalılar çok çok fazla tercih ediyor. Tabii günümüzün ekonomik koşullarına göre ülkelerde her sene değişiklikler olmakta. Şimdi hemen şunu da sormak istiyorum. Aslında evet çok başarılı çalışmalarınızda gerek geçmişinizin, tarihinizin bugüne size taşıdığı, gerek sizler geliştirip bugünlere ulaştırdığınız başarılı, becerili çalışmalarınızla sektörün en iyisisiniz. Herkes tarafından bilinen, tanınan bir işletme ve işletmecilersiniz. Ancak bu sektörde yalnız değilsiniz. Sizler gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok firmalarda bulunmakta. Sizi diğerlerinden farklı kılan en önemli sebep nedir? Niçin insanlar sizi takdir eder ve sever efendim? Birincisi, gerçekten bu işin ehliyiz. Duayenisiniz. Hem alaylıyız hem mektepliyiz, öyle diyeyim ben size. Aynı zamanda işimizi severek yapıyoruz, gönülden yapıyoruz. Ve ürettiğimiz birinci sınıf altyapı formülü sadece bize ait, başka kimse de yok. Ürettiğimiz İznik Çinisi'nin birinci sınıf kalitedeki ürünü tamamen formülü bize ait. Ve aynı zamanda işimizi severek yapıyoruz. Ve sektördeki arkadaşların da emeklerine saygılıyız gibi diyorum. Yani bizi takdir edenlere teşekkür ediyoruz. Aynen. Teşekkür ediyoruz. Bir cevap aldım. Evet. Ben biraz da ileri yönelik plan ve projenizden söz etmek istiyorum. Var mı yakın bir tarihte bir hareket efendim? Yakın tarihte Eylül-Ekim aylarında İstanbul'da bir sergimiz olacak. Ve aynı zamanda yılbaşına doğru yurt dışında bir sergi yapmayı planlıyoruz. Seneler boyunca çocukluğumuzdan beri bu mesleğin içerisinde olduğumuz için her sene aynı zamanda bir sosyal projemiz oluyor.
Bu seneki projemiz cezaeviydi. Onu bitirdik. İnşallah yine bir sosyal bir projede yer almayı planlıyoruz. Ben biraz daha eşeleyerek, belki uzun vadede yapacaklarınızı biraz uzun vadede. Aslında çok uzun vadede bizler buyuz. Çok fazla hayatımızda değişiklikler istemiyoruz. Çin'in kalitesini bozmadan, kaliteden ödün vermeden aynı standartlarda uzun yıllar boyunca devam etmek istiyoruz. Biz de size bu yönde başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Bugüne kadar sizlerle birlikte olmuş, sizlerle alışveriş yapmış, sizlerle tanışmış olan değerli izleyicilerimiz vardır mutlak. Onlara buradan son olarak söylemek istediğiniz bir mesaj var mı efendim? Hepsine teşekkür ederiz bizleri tercih ettikleri için. Umarım ki müşterilerimiz bizim için misafirlerimiz, ileriki zamanda dostlarımız oluyor her zaman. O yüzden herkese teşekkür ediyorum buradan. Tekrar tekrar kendilerine iş yapmaktan, birlikte olmaktan da mutlu olacağımızı söyleyebiliriz. Evet. Şimdi Selcan Hanım, ben biraz da değerli izleyicilerimiz içerisinden sizlere ulaşmak isteyenler olacaktır mutlaka. Sizlere ulaşabileceğimiz web adresleriniz ve telefon numaralarınızı bizlerle paylaşır mısınız diye sormak istiyorum. Tabii ki. Web adresimiz www.iznikcini.com.tr ve telefon numaralarımız 0224 757 2446 0224 757 0919 ve aynı zamanda internetten bizlerin isimlerini yazdıkları zaman rahatlıkla bizim telefon numaralarımıza ulaşabilirler. Böyle bir talepleri olması doğrultusunda. Tabii ki. Kendine hizmet vermekten de mutlu olacağız diyorsunuz. Aynen, seve seve. Efendim, izin verirseniz ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize sizler adına küçük bir davette bulunmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz, Bursa İznik'ten size seslendiğimizi söylemiştik. Sektörünün en iyisi Bursa İznik'te Eşref Eroğlu Atölyesi'nin konuğuyuz demiştik. Selcan Hanım ve diğeri, ikisi birbirinden şeker iki kardeşi daha, birlikte babaları ve annelerinden kalan bu mesleği en iyi şekilde yürütmeye devam ediyorlar. Harikulade ürünleri, birbirinden kaliteli ürünleriyle bu sektörde sizleri ağırlamak için beklenmektesiniz. Mutlak görülmesi gereken gözde bir mekan olarak bizler de size tavsiye ediyoruz. Zaten gelinip görüldüğünde ve kendileriyle tanıştığınızda aslında bu söylenen sözlere de gerek kalmadığını anlayacaksınız. Efendim, bize zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Çalışmanızın ve başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun. Değerli Sektörler Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Bursa İznik'ten Eşref Eroğlu Atölyesi'nden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Şimdi söz merkez stüdyolarımızda.